Yazar Engin Avcı İstanbul'da Maltepe'de bir galeriden araç aldı. Bir süre sonra aynı galeriden bir araç daha almak istedi. İddiasına göre dolandırıldı. Kapora için gönderdiği 160 bin lirası buhar oldu. Kaza, darbe, boya, değişen herhangi bir şey yok şu anda. Ekranda görünen lüks marka araç, 160 bin liralık bir kapora ödemesi yaptık. Siz nerede hata yaptınız? Güvendik. Bu güvene dayalı bir dolandırıcılık. Benim emeğim çalındı. Güvendi, dolandırıldı. Otomobil almak isterken 160 bin lirasından oldu. Telefonlara çıkılmıyor. Küstahça cevaplar veriliyor gittiğimizde. Müdür dolandırdı, biz dolandırmadık. Bize mi yatırdınız kardeşim falan. Yazar Engin Avcı Mayıs ayında Maltepe'deki bir galeriden araç satın almıştı. Problem olmadı, satışta sorun çıkmadı. Aradan bir 15 gün 20 gün geçti. Bu firma bizi aradı. Bir araç ilanı gönderdi. 850 bin lira civarında bir satın alım vardı. İkinci aracı da kız arkadaşı almak istedi. Bunun için 500 bin lira değerinde bir araç verip üstünü nakit tamamlamayı planladı. Otomotivi şu an bırakıyorum satış için. Bizden kapora istendi aracın bağlanması için. Galeri kaporada talep edince sorgusuz sualsiz gönderdi. Engin Avcı'nın aldığı ilk araçta hiçbir sorun çıkmamıştı. Galeri aracın teslimini hemen yapmıştı. Dolayısıyla istedikleri kaporayı göndermekte de sorun görmedi ve ilk seferde 45 bin lira kapora gönderdi. Aradan 3-4 gün geçti. Aracı bağlayamıyoruz. Araç sahibinin bir borcu var. Otomobili kaçırmak istemedi. 115 bin lira daha kapora gönderdi. Aradan 2 gün geçti. Araç devrine gittik. Araç yok. Engin Avcı araç almak isterken 160 bin lirası gitti ama galeri iddia göre hiçbir sorumluluğu kabul etmedi. Adam firmayı da dolandırmış sözde ama böyle bir şey yok. Biz sizden para almadık, müdürümüz aldı dedi ve üstelik o müdürlerini savcılığa şikayet ettiler. Bir öncekinde sizden satın alım yaptık. Aynı hesaba parayı aktardık ve hepiniz biliyorsunuz. Takasta kullandığı otomobilini kurtaran Avcı soluğu savcılıkta aldı, galeriden şikayetçi oldu.